İyi akşamlar sevgili izleyenler. Ali Kılıç ile Gündem programında yeniden birlikte olan mutlu içerisindeyiz. Stüdyomda konuğum var. Konuğum Şanlıurfa'lı bir iş adamımız, mimarımız. Şanlıurfa tarafında sevilen bir arkadaşımız Sayın Mimar Ömer Fındık. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Evet, Ömer Bey ilk sorumu şöyle sormak istiyorum. Ömer Fındık kimdir? Ömer Fındık yabancı değil. Bu geçen yıllarda bu televizyonda bir boyunca spor programları yapan bir kardeşiniz. 1987 yılında Şanlıurfa'da doğdum. Şanlıurfa Lisesi'nden mezun olup 2009 yılında Yakında Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne başlamış olup 2014 yılında mezun oldum. 2015 yılından beri Şanlıurfa'da çiftçilik, mimarlık, müteahhitlik, iş mimarlık dalında 4 dalda işlerimizi devam ettiriyoruz. Bu konuda kendimizi geliştirmek için çaba sarf ediyoruz. Evet. Peki Ömer Bey, bir tarafa mimarlık, evet. Bir tarafta müteahhitlik, bir tarafta hastalı araç, evet, otomotiv sektörünüz evet. Var, bir tarafta çiftçilik. Evet. Bunları hepsini nasıl beceriyorsunuz? Şimdi biz işimizi seviyoruz. Ben çalışmayı seviyorum bir kere. Klişe olmasın. Biz 11 çocuklu bir ailenin ben 10. ferdiyim. Babamız esnaftı. Bize kendimizi bildikten sonra 7-8 yaşından sonra çalışmayı aşıladı. Ciddi anlamda çalışmayı çok seviyorum. Üniversiteden önce de çalışıyordum. Çalışmanın bir hastalık olduğunu düşünüyorum. Bu konuda kendimizi geliştirmek için sürekli çalışıyoruz. Kendime program yapmışım. Çiftçilik sürekli zaman gerektiren bir şey değil. Biliyorsunuz hassas zamanları var. Çiftçiliğe öyle zaman ayırıyoruz. Sabah kalktığımda otomotiv biliyorsunuz hasarlı araçlar, fındık hasarlı araçlar diye bizim bir iş yerimiz var. Türkiye'de sigortadan aldığımız hasarlı araçları alıp onarıp müşterilerimize uygun şartlarda araba sahibi yapıyoruz. Bu konuda ciddi anlamda indirimlerimiz mevcut. Yani bir arkadaş ortalama 1 milyona sağlam araba almayı düşünürken, parası yokken biz %30, %40 bazen %50'lere varan indirimlerle maddi durumu çok iyi olmayan arkadaşlara araba sahibi yapmaya çabalıyoruz. Bu otomotiv kısmı. Mimarlık kısmı 2014 yılında mezun olduktan sonra farklı projeler Urfa'da yaptık. Mesela bunlardan en önemlisi şehitlik projesi. Kardeşim biliyorsunuz o da İşmar Osman Fındık. Onunla beraber şehitlik projesini burada gerçekleştirdik. Yarışmada birinci olup onun projesini çizdik. Bu anlamda 2015 yılından beri hali hazırda hem Suruç'ta hem Şanlıurfa'da müteahhitlik anlamında 10 bin metrekareye yakın inşaat teslim ettik. Bizim bu teslim ettiğimiz, bilirkişili yaptığımız inşaatlar da var. Şantiye şefliği yaptığımız inşaatlar da var. Bu kısımda 10-12 yıllık bir tecrübemizle Şanlıurfa'da mimarlık, müteahhitlik anlamında bilgi birikimlerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Tabii ki mimarlığın bir ucu açık Ali Bey. Yani biz her şeyi biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Mimarlıkta her şeyi bilmek yoktur. Çok tecrübeli de olabilirsiniz. Yaşınız 50 de 55 de olabilir. Bu konuda kendimizi geliştirmek için her gün ben de bir şeyler öğrenebiliyorum, öğrenebileceğim arkadaşlardan. Çünkü bu konuda gerçekten kalıpçısından tutun, demircisinden tutun, alçısından tutun. Bu adamlar ömrünü vermiş, onlardan da bir şeyler kapabiliyoruz. Statik anlamında da demirciler, kalıpçılar bu konuda projede inşaat mühendislerinden eksiklerine bakıp o konuda da kendimiz geliştirmek istiyoruz. Sadece mimarlık anlamında değil, statik anlamında da bilgi birikim sahibi olmak istiyoruz. Bu konumda kendimizi geliştiriyoruz. Bir de mimarlığın bir de iş mimarlığı var. O konuda kardeşim daha aktif. Aldığımız projelerin estetik anlamında kendimizi daha nasıl geliştirebiliriz konusunda çok iyi sunum hazırlıyoruz müteahhitlere, butik işlere. O konuda da Urfa'da ses getirdiğimizi düşünüyorum. Bu konuda da çok başarılı işler, çok başarılı referanslarımız var. Aynı zamanda 2-3 yılda biliyorsunuz villa projelerimiz mevcut. Villa projelerine girdik. Bunun sebebini sormadan... Evet, ben oraya gireceğim. Özellikle Osman Bey şunu söyleyeyim. Ömer Bey, şimdi birlikten kuvvet doğar. Evet. Kardeş birliği, evet. Bir taraftan otomotiv sektöründe Kadir, evet. Fındık kardeşiniz. Evet, Kadir abimle beraberiz. İnşaat sektöründe ve iç mimarlıkta Osman Fındık vesi mimar olmanızdan dolayı üç aile kardeşi, şirketi, aile şirketiyle tabii birlikte ki. Birlikte kuvvet doğmuştur. Yerimiz de var. Kadir abimin oldu şimdi iş mi var? Evet. O da gelişiyor. Bunlardan dolayı da yükselişiniz ve evet. Şanlıurfa hizmetiniz devam evet. ediyor. Peki Şanlıurfa'da yani ben birazdan villa olayına gireceğim evet. ama
Şanlıurfa mimarlığında, evet. Şanlıurfa mimarisi hangi aşamada, evet. imar durumu hangi aşamada şu anda bir mimar gözüyle baktığınız zaman? Ya tabii ki eleştirilecek yerler var, yok mu diyeceksiniz? Var tabii ki. Bu konuda yanlış anlaşılmasın ama bir mimar olarak konuşayım yani bir Şanlıurfa'lı hemşeri değil. Mesela ben bir Diyarbakır'a gittiğimde çok beğeniyorum şehir planlaması anlamında, kat yüksekliği anlamında, ada bazında çalışmalar yapılıyor. Biz bakıyoruz mesela Karaköprü ilçesinde olsun, başka ilçelerde olsun, bir adada birisi 5 katlı yapmış, birisi 6 katlı yapmış, birisi 8 katlı yapmış. Bu konuda şehrin silüetini gerçek anlamda bozuyor. Biz gerekli platformlarda bunu dile getirmek istiyoruz. Tabii ki buraya kadar gelen projelerde yapabileceğimiz bir şey yok. Ama biz diyoruz ki bundan sonraki imar durumlarında lütfen bunu göze alın. Yani bunu bir değerlendirin, şehre farklı bir silüet kazandırın. Adam havalimanından indiğinde bir çarpık kentleşme değil de düzgün, gerçekten ne yaptığını bilen, imar anlamında, Şanlıurfa'da altyapı anlamında kendini geliştirebilen projeleri görmek istiyorlar. Bu konuda belediye başkanlarımızdan ve ileri gelen STK'larımızdan, imar müdürlerimizden bu konuda çalışmalar bekliyoruz. Biz de mimar olarak elimizden gelen platformlarda bu konuları elimizden geldiğince değerlendirmek istiyoruz. Biz de kendimizce fikirlerimizi beyan etmek istiyoruz. Bizim amacımız şehrimiz daha fazla nasıl gelişir? İnsanlar geldiğinde Urfa'yı bir köy nezdinde değil de Avrupa'da nasıl örnek şehirler varsa, mesela İspanya'da Barcelona şehrinde nasıl bir şehir planlaması varsa ben de aynısını Urfa'da görmek istiyorum. Bu konuda çok eksik olduğumuzu düşünüyoruz. Ama bu demek değil ki bu eksiği kapatamayız. Bundan sonraki süreçte bizden sonraki nesiller çok daha farklı, ne yaptığını bilen bir proje aşamasında Şanlıurfa altyapısı görürse bu konuda kendimizi çok daha geliştirebiliriz. Peki Ömer Bey, şöyle olabilir mi? Şimdi parselasyon yaptığımız zaman bin metrelik parseller yapıyoruz. Evet. Bin metrelik parselde... Ali Bey yapmayın, özür dilerim, hemen araya gireyim. Yapmayın, bin metre yapmayın. Şimdi Diyarbakır'daki arkadaşlar bin metre yapmış ya, zamanı belediye başkanı ismi lazım deyip bin metreli bütün vatandaşları toplamış. Ben burayı ada yapıyorum kardeşim. Ali Bey'in bin metresi var, Ömer'in de bin metresi var, başkasının 6000 metresi var. Siz kendiniz oturup anlaşın. Anlaştıktan sonra gelin buraya ruhsat vereyim. İşte ben oraya gireceğim. Evet. Şimdi bizim yaptığımız imarda hepsi biner metrelik parseller yaptık. Evet. Şu anda Kızlar bölgesinde yanmıyorsa imara açıldı. Evet. Şimdi bin metrekare arsa üzerinde bir bina diktiğiniz zaman %30-35 inşaat alanı değil mi? Tabii ki. Burada ne olacak? Kullanım alanı büyük bir binalar birbirine yakın olacak orada. Evet. Şimdi dediğiniz gibi eğer yeni imara açılan bir yere bir Diyarbakır'daki gibi bir başka ildeki gibi adı haline getirirsek orada 10 tane bina yapacağımıza 5 bina yaparsak müthiş bir yaşam alanı olur. Hem yaşam alanı olur, bu konuda eksiğimizin de çok olduğunu düşünüyorum. Normal imar alanında değil de villa imarı konusunda çok yanlışlık var bence kendimce. Sadece Çamlıyayla ve Gülübağ bölgesinde sadece İki katlı villara bölgesi geçiyor. Lütfen sizden rica ediyorum. Bakın dün de deprem oldu. Şanlıurfa bir deprem bölgesi artık. Yani deprem bölgesi olmayan bir yer yok ülkemizde. Biz buna alışmak zorundayız. Yani çevre illerdeki ciddi, hepsi deprem olduğu için bizi etkiliyor yani burada. Ciddi öngörülerini gördük. 6 Şubat'ta çok ciddi kayıplar verdik. Buradan hepsine rahmet diliyorum. Şanlıurfa'mız da deprem bölgesi olmamasına rağmen 300-301 vatandaşımız hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Bu konuda belediye başkanımızdan istirhamım, lütfen iki katlı yerler açın, imarı açın. İnsanlarımız dikey değil de yatay mimariye alışsın. Sayın İnsanlar Cumhurbaşkanım bir arada açsın. Zaten o şekilde diyor. Tabii ki ama önümüzü açmamalar lazım. Şimdi bugün bakıyorsunuz Çamlıyayla bölgesinde, Mesire dediğimiz Gülbağ bölgesinde ortalama 1000 metrekare, ön taraflar, Ali Bey, 1000 metrekare 12 milyon 13 milyon arsa bedeli. Sadece arsa bedeli. Bunun yapım malzemesiyle beraber ortalama bir villanın maliyeti 17-18 milyonu buluyor. Size bir memur, bir orta gelirli bir vatandaş size bir villa alabilir mi? Mümkün değil. Çünkü biz diyoruz ki maliyetimiz yüksek olduğu için bize yüksek rakam istemek zorunda kalıyoruz. Ama bizim maliyetimiz düşerse gerçek anlamda bize hali hazırda bu paraları isteyemeyiz. Bu konuda istirhamım lütfen iki katlı villa yerleri imarı açmanız. Sadece açmakla da yetmiyor. Yani şimdi, evet, burada özellikle diyorsunuz ki o bölgede. Evet. İmara açılan bölgelerde çok katlıdan ziyade villa yani imarları açması lazım. Açması lazım. Bir de mesela Mesire'nin yanında, Çamlıyan'ın yanında Kızlar bölgesinin bir kısmını iki kat açtılar. İki kat açtılar da ne yol var, ne altyapı var. Lütfen bunu Kızlar'daki yani bu şu anda kaç kat açıldı imar? İki kat. Bazı bölgesi. Kızlar'ın sağ diğer tarafı. Bölgeler? Diğer bölgeler ham tarla.
Yani orada imar açılmadı. Biz şöyle söyleyeyim. Buradan havalimanına giderken sol tarafta Toros Gübren o taraflarda hiçbir şekilde imar açılan bölge yok. Azerbaycan bulvarının karşı tarafını söylüyorum. Bu tarafta imar var. Ama Kızlar'da da mevcut yerlerde belediyenin satmış olduğu parseller vardı geçmiş yıllarda. Ama herhangi bir altyapı çalışması yok ki Ali Bey. İki katı var. Lütfen gidip gezebilirsiniz. Ne bir altyapı çalışması var, ne bir yol var. Adam alsa bunu ne yapacak? O bile ranta dönüşmüş durumda. İki katlı yerde dönümü 10 milyon olan bir yeri size yapı yaptıktan sonra kime satacaksınız? Yani peki, bu memleketin hepsi, özür dilerim. Evet. Bu memleketin hepsi zengin değil ki. Evet. Bizim memleketimizde çiftçiliğin dışında çok büyük bir üretim yok ki. Para nereden gelecek? Peki şu anda devletin yatırım yaptığı Kaşmir Dağı bölgesi. Evet. Özellikle aşık maşık bölgeler öyle evet. diyelim. Orada yine imara açılma durumları var. Çünkü orada imar... Ali Bey özür dilerim. İmar sıkışması olduğu için her yerde rant dönüyor. Metrekare birim fiyatları yüksek. Bugün dediğiniz gibi Kaşmir Dağı'nın oralarda bile metrekaresi daha hiçbir şey yok. Çok uzak bölge şu anda. 7-8 milyondan başlıyor. Çok büyük bir maddi külfet. Buraya zaten bunun yolunu falan açtıktan sonra o 7-8 milyon da 12-13 milyona bulacak. Zaten bu kadar 12-13 milyon olduktan sonra bir anlamı yok ki. Halk uygun parsel bulmak istiyor. Peki siz sonuçta müteahhitsiniz. Evet. Mimarsınız. İnşaat evet. sektörü içerisinde evet. yer alan insanlarsınız. Evet. İnsanlarımız peki hangi bölgeye yatırım yapsın? İnsanlarımız bence ben yerlerinde olsam biraz daha böyle Urfa'nın dışına doğru. Yani bizde bu var. Şurası uzak mı? 50 metren o taraf uzak mı? Güzel yurt tarafı uzak mı? Uzak değil. Urfa'nın bir yerden bir yere en fazla 15 kilometre, 20 kilometre. İstanbul'da bakın 60 kilometre, 70 kilometre, bazen 100 kilometre evine giden var. Antep'te herkese 30 kilometre giden var. Biz bunu açtıktan sonra, şehir planlamasını düzgün yaptıktan sonra Kırmızıcık zaten sağ olsun belediye çalışıyor. Köprülü kavşak sistemler yapıldıktan sonra zaten çoğu yerde Abide'den Diyarbakır yoluna kadar sadece iki ışık var. İstediğiniz yere gidebilirsiniz. Sıkışmış şekilde dikey binalarda oturarak şehirde betonlaşmanın önüne geçmek zorundayız. Bunu hem mimar olarak söylüyorum, müteahhit olarak da söylüyorum. Yani imarda verdiğiniz yerlerde altyapıyı götürseniz, yolu götürürseniz şehri genişletme anlamında çok daha fazla önünü açarsınız. Bu konuda da en azından uygun maliyet, müteahhit de uygun maliyedir ve uygun satar. Bu konuda şehrin ileri gelenlerinden istirham ediyorum. İmar sorunumuz çok fazla yüksek. Fiyatların yükselmesinin sebebi. Evet. Yani bir köşe imarın sıkışmasından kaynaklanıyor mu? Bir tarafımız tarım arazileri. Evet. Bir tarafımız gece kondu bölgesi evet. öyle diyelim. Evet. Genelde kuzey ve batıya mı sıkıştı imar? Evet. Ondan dolayı mı yükseliyor fiyatlar? Şimdi arsa bölümünde ondan yükseliyor. Bir de bunun yapı işi var biliyorsunuz. Evet. Ülkemizde biliyorsunuz devalüasyon sorunu var şu anda. Çok büyük yapı malzemesi çok 2 yılda inanılmaz seviyelere geldi. Bugün ortalama basit şekilde söylersek 2 yıl önce 2 yıl 3 yıl önce demir 6 7 8 10 lirayken şimdi 30'lara dayandı. 26 30 lirası civarında. 2 yıl önce beton metreküp 700-800 TL'yken şimdi 2700 TL'ye kadar çıktı. Bu da ciddi bir maliyet. Müteahhit de bunu müteahhit olarak da konuşuyorum, mimar olarak da konuşuyorum. Müteahhit de hali hazırda ortalama metrekare birim fiyatı 3 milyon 4 milyonken 3000 4000 TL iken şimdi 15 ile 20 bin arası mal ediyor. Ortalama 100 bin metrekare bir inşaat yaparsanız arsa hariç 100 metrekare 15 ile 20 arası 1,5 ile 2 milyon arası arsa hariç. Arsa payı da binerse 100 metrekare 2 artı 1 dairenin maliyeti ortalama en basit rakamla 2,5 3'leri buluyor. Müteahhit de 3 milyona mal edecek bir şeyi sizin takdirinize bırakın. Kaça satacak? Yani bu devalüasyonda adam 18 ayında yine diyorum bakın mimar olarak konuşayım. Şu anda ben 2 artı 1 daire yapmıyorum. Bir müteahhit arkadaş 2 artı 1 daire yapıyor. 18 ay bunun ciddi sıkıntıları var. İş güvenliği anlamında sıkıntıları var. Devletin anlamında sıkıntıları var. Bu depremden sonra işçi sıkıntısı var. Çok büyük sıkıntısı var. Bunlarla beraber baş ediyor. Parasını koyuyor. Emin olun çoğu müteahhit Urfa'da kazanmıyor. Bunu samimiyetle söylüyorum. Ha, kazanan var mı? Var. Tabii ki var. Büyük proje yapanlar 4 artı 1, 5 artı 1 tabii onun kar marjı yüksek. Ama bugün 2 artı 1, 3 artı 1 yapanlar hani bir kısım 1 artı 1 yapan da var biliyorsunuz şehrimizde memur 1 artı 1 biraz şu anda fazlalaşmaya başladı. Çok fazlalaşmaya başladı. Artık şişmeye başladı tabiri caizse. Ama 2 artı 1, 3 artı 1 yapan müteahhitler kazanamadığı için görüyorsunuz inşaat konusunda da şu anda çok büyük bir duraklama var.
adamlar yeni maliyete satamıyor ki. Ortalama şu anda bazı internet sitelerinde gördüğünüzde 2,5 milyona bulabildiği daireyi yeni maliyetle emin olun 3 milyona mal edemezler. Şu anda bunu da söyleyeyim. Yani şu anda biz villa projesindeyiz. Konut projemiz şu anda yok mevcut olarak. Ama ben bir vatandaş olarak, bir mimar olarak kendilerini zorlamasınlar. Ama ben yerlerinde olsam şu anda kriz zamanında alınır. Kriz zamanında alınır. Bugün konut kredisi açıldıktan sonra zaten bu fiyatlarda duracağını düşünmüyorum. Şu anda alım fırsatı. Bundan sonraki süreçte fiyatlar yükselir diyorsun. Çok yükselecek. Yükselecek değil, çok yükselecek. Öngörümüz bu. Her şeyde olduğu gibi. Çünkü bir şeyin bir maliyeti var Ali Bey. Siz maliyetiniz altında verebilir misiniz? Mümkün değil. Bu konuda da müteahhitler, Urfa müteahhiti gerçek anlamda zor durumda. Evet. Peki Ömer Bey, özellikle Allah bir de o günleri yaşatmasın. Evet. Yaşanan bir deprem olayı vardı. Deprem öncesi villalara rağbet fazla yoktu. Evet. Bağ evlerine fazla evet. rağbet yoktu. Ama depremden sonra evet. çok müthiş bir talep oldu. Evet. Bu talebin fazlalığı evet. bir ranta dönüşme oldu mu? Kısmi oldu, kısmi olmadı ama bu gerekliydi. Ali Bey bakın, mimar olarak ben geziyorum. Yanım başımızda Diyarbakır var. Villa kültürü gelişmiş. Depremden önce biz böyle projeler yapmak istiyorduk. İnsanlar diyordu ki yapmayın. Şehir buna alışık değil. Satamayabilirsiniz. İflas edebilirsiniz. Bu konuda çok eleştiri aldık. Ama biz diyoruz ki bu konuda şehir olarak kendimizi geliştirelim. Tabii villa da olacak. Biz her zaman söylüyoruz. Ben bir mimar olarak, müteahhit olarak da ben dikey yapıya karşıyım. Dikey yapıya karşıyım. Yatay mimarı. İnsanlar müstakil evlerde yaşasın. Villalarda yaşasın. Herkes bütçesine göre yaşasın ama. Villa konusunda eksiklik olduğumu, hala eksik olduğumuzu düşünüyorum. Şu anda hali hazırda yapan çok ama siz gerçek alanda Urfa'da, Urfa'nın nüfusu ortalama bugün 1 milyon, 100 bin, 1 milyon, 200 bin seçmenimiz var. Ama ortalama 2,5-3 milyona dayandı değil mi nüfusumuz? Ama bugün gidin bir tane site bulamazsınız. Villa sitesi eski bir iki tane saymazsak yeni projesi bitmiş. 10 tane, 15 tane site bulamazsınız. Ama sizden rica ediyorum Diyarbakır'a gidin. Gaziantep'e gidin. Bunlar bizim biliyorsunuz evet, ben komşu burada... illerimiz. Sizden rica ediyorum. Diyarbakır'ın da nüfusu, Antep'in de nüfusu bizden çok daha az. Ama bu konuda kendini geliştirmişler. Diyarbakır'da ve Antep'te yüzlerce villa sitesi var. Evet Ömer Bey, özellikle ben burada şunu söylemek istiyorum. Depremden sonra bizim Urfa'da biraz villaya önem verilmeye başladı ama 10-15 yıl önce ben mesela Antep Havaalanı'ndan ben dışarı gittiğim zaman evet. 10-15 yıl önce zaten orada villalar yapılmış durumdaydı. Adamlar da işte diyorum ya, kültür farkı. Kültür farkı budur. Kültür farkı bu. Ya depremden sonra değil tabii. bu. Ama ben de diyorum ki kültür farkı ama biz bunu aşmalıyız Ali Bey. Yani ciddi sıkıntılar çektikten sonra, böyle büyük depremler çektikten sonra mı bunlar farkına var? Bence farkına varmayalım. Kültürümüzü geliştirelim. Yine diyorum, müstakil dairede yaşam varken Ali Bey, altınızda üstünüzde insanlar sesten dolayı, herhangi bir problemden dolayı size niye sıkıntı çıkarsın ki? Müstakil şekilde, tabii bütçenize göre, ben illa villa demiyorum. Çünkü durum olmayan insanlar da var. Bak evi de olur. Tek katlı. Olur. Tek odalı, iki odalı. Tek odalı, iki odalı bağ evi de alabilirsiniz. Çünkü insanlar gerçek anlamda hala 2 yıl geçmesine rağmen sıkıntı yaşıyor. Dün mesela 5.3 şiddetinde deprem oldu. Ben baktım vatandaşların çoğu yine dışarı çıktı. Psikolojik anlamda toparlanamadılar. Çok büyük bir hezimet olduğu için Allah bir daha yaşatmasın. Bu konuda ben yatay mimariden yanayım. Ne olursa olsun bu imar anlamında şehrin ilerilerinden rica ediyorum. Lütfen yatay mimariye önem verin. Altyapıyı öne verin, yolları açın ve iki katlı imar yeri eksiğimiz çok fazla olduğunu düşünüyorum. Yani villa yerleri için acilen imar açılması gerekiyor. Açılması gerekiyor. Ali Bey, yine diyorum. Aynı şeye giriyorum. Üçüncü defa tekrarlıyorum. Bugün siz normal bir sıradan vatandaş olarak metrekaresi 12 bin, 13 bin lira olan bir dönüm yeri 13 milyon, 14 milyon alırsanız, yapı malzemesi, yapı üzerinde olmayan yeri, yapı da korsanız haliyle 20 milyon buluyorsa 20 milyonu herkes bulamaz ki Ali Bey. Bugün asgari ücret memleketimizde ne kadar? 17 bin, 18 bin asgari ücret var. Adam bunu sizce karşılayabilir mi? Bir memurun ortalama 35 ile 40 bin arası, 40 bin TL arası maaşı var. Adam mümkün değil, hayatı boyunca bir villa ya da bir müstakil yerde yaşayamaz. Siz bunun önünü açın ki imar anlamında, imar kanunu olarak iki katlı yeri açın ki çoğalsın ki fiyatlar da belki düşebilir arsa. Arsa fiyatları düşebilir o zaman. Arsa baronlarının şu anda Urfa'nın, bence kendi görüşüm, bütün bu piyasa arsa baronlarının üzerinde. Yani gerçek anlamda düşük kesim ve orta kesim mağdur durumda. Zengin adamlar da parasının üzerine para arsa koyuyor. Arsa bağlanmışsa imara açılmasını bekliyorlar. Aynen öyle. Peki Ömer Bey,
vida projeniz var. Evet. Ve şehrin hemen çok yakınında. Evet. Aynı şekilde bildiğim kadarıyla kardeşi Osman Bey'in de evet. bu projeler var. Evet. Gerek Ömer Fındık gerekse Osman Fındık evet. villaları evet. Hangi aşamada ve özellikle daha lüks mü yapıyorsunuz villaları? Biz çok lüks yapıyoruz. Çok lüks yapıyoruz. Niye lüks yapıyoruz? Biz müteahhit olarak düşünmüyoruz. Müteahhitlik niye düşünmüyoruz? Bazılarını tenzih ederim. Bazı müteahhitlikler işi gereği sadece yapıp teslim eder, karına bakar. Ama bizde mesleği, ahlak olduğu için içimize sinmeyen şeyi kendimizin oturmak istediğimiz şekilde müşteriye sunuyoruz. Nasıl sunuyoruz? Gelip bakıyorsunuz, mesela memleketimizde biliyorsunuz 9 ay boyunca çok sıcak havaya karşı maruz kalıyoruz. Bizde yalıtım, ısı ve ses yalıtımında çok ciddi şekilde bunun önüne geçiyoruz. Geldiğinizde villamızı gezdirirken bunları size madde madde anlatırım. Çok zamanımız da fazla yok. Burada her detayını anlatamam. Ama bu konuda ısı olsun, ses yalıtımı olsun, malzeme kalitesi olsun, estetik olsun, projelendirme olsun, çevre bakımı olsun, peyzaj olsun. Yani böyle madde madde yaparsak pencerelerin estetikliği, kalınlığı olsun, kalitesi olsun, mutfak dolaplarının estetiği olsun. Bu konulara çok önem veriyoruz. Zaten mimari ve iş mimarı olarak Urfa'da çok müteahhite bilir kişilik yapıyoruz. Bu konuda da örnek villamız hazır olmak üzere bütün vatandaşlarımızı örnek villamızı gezmeye davet ediyoruz. Evet. Peki villanızda nahit taş çalışması var mı? O bayağı çalışmasında nahit çalışması var. Mevcut şu anda Ali Bey birinci etapımız villa tasay, ikinci etapımız köşk aras, üçüncü etapımız da şimdi yeni başlayacağımız villa samir. Ortalama Atasay'da 4 tane villamız var. Köşk Aras'ta 3 tane. Toplam villa sayısı ortalama kaç? Ortalama 15 villamız var. 15 villa. Evet, 15 tane villamız var. Bir de gerçek anlamda müşterinin çok maddi anlamda sıkıntıya sokmadan elimizden geldiğince bağı projemiz var. O da nahitli şekilde çift örümlü ısı yalıtımına yine diyorum. Yani Urfa çok sıcak bir şehir olduğu için biz bu ısı yalıtımına, ses yalıtımına çok aşina olduğumuz için bu konuya çok hassasiyet gösteriyoruz. Bu konuda da hem nahit yapımı olmasıyla hem de bir de eski en lüksü mimari de var. Tabii ki. En lüksü de var, orta kesimi de var. Evet. Yani biz insanların maddi durumuna alın göre, gücüne göre maddi gücüne göre villa yapıyoruz. Evet. Evet. Peki şu anda yanılmıyorsam villanız Yarımtepe bölgesinde. Evet. Orada inşaat aşaması şimdi temel aşamasındayız. Yarımtepe'deki projemizde 16 adet villamız var. Temel aşamasındayız. Bunun 100 metrekare zemin, 60 metrekaresi üst olmak üzere 160 metrekare 3+1 bahçe alanı. 3+1 bir kapalı alanımız var. Bahçemiz de ortalama 850 metrekare. Yani arsanın ortalaması 800 metrekare mi? Ortalama bir dönüm. Bin dönüm. Evet, bir dönüm. Bir dönüm 150 metrekaresi kapalı alan, zemin oturumu, 850 metrekaresi de açık peyzaj alanı olmak üzere ortalama 1000 metrekare üzerinde inşa ediyoruz. Yani şöyle diyelim, deprem öncesinden dolayı değil ama güzel bir yaşam, evet. sağlıklı bir yaşam, evet. temiz bir yaşam, evet. huzurlu bir yaşam için bence gücün varsa villayı tercih etmen gerekiyor değil mi? Yine diyoruz yani ne kadar imar yeri açılırsa bu konuda yaşam alanı biz üretiriz. Bu konuda yine söylüyorum bir mimar olarak ben sadece fikrimi söyleyebilirim. Yani bizim yapabileceklerimiz sınırlı. Burada şehrin büyükleri biz mimarlara çağıracak, şehir planlamacıları çağıracak. Bu konuda fikrimizi soracak. Biz de kendimize fikrimizi sunacağız. Ondan sonra takdir onları. Evet. Bu villalarınızda özellikle Osman Fındık imzası. Evet. Ya Osman Fındık Urfa'da bir marka oldu. Tabii onda ki. Yani evet. gerçekleri konuşmak aynen. lazım. Osman Fındık ismi evet. ve bu villalarla vatandaşları birleştirecek evet. diyebilir miyiz bunlara? Tabii ki. Diyorum ya mesela bugün bir vatandaş geldi. Bir örnek dairede Osman'ın projesini hazırlamış olduğu bir örnek dairede ufak bir detayı mesela dresuarını çok beğenmiş. Dresuar için geldi. Mutfağı çok beğenmiş. Mutfak için geldi. Osman iş mimarisi gerçek anlamda mesleğini çok seviyor. Bu konuda kendisini çok geliştirdi. Urfa'da birçok inşaatın altına imzası vardır. İmzası var tabii ki. Bu konuda gerçek anlamda kardeşim kendisini geliştirdi. Biz de mimarı olarak biliyorsunuz iş mimarlık estetiğe girdiği için o biraz daha ön plana çıkıyor.
Biz işin mutfak dış cephede sizdesi iş, evet. İşte o kendisi. Aynen öyle. İkinizin birleşimiyle aynen mükemmel öyle. Bir proje ortaya biz çıkacak. Biz mesleğimizi seviyoruz. En önemlisi bu. Yani olayın maddi kısmına geçelim. Biz bu işin okulunu okuduk. Mutfağını biliyoruz yani. Gerçek anlamda biz yapmasak bile yapan insanlara bile bilirkişilik yapıyoruz. Yanlış anlamayın. Yani özür dilerim. Yani kibir olsun diye söylemiyorum. Sizce normal bir insanın müteahhitlik yapmasıyla mimar, işmarın müteahhitlik yapması bir mi? Mümkün değil. Bir değil yani. Adam parasıyla yapıyor ama biz mesleğimiz gereği... Zarafet, estetik hepsi sizde. Tabii ki yani bu bizim mesleğimiz. Biz bu işin okulunu okumuşuz. Bugün siz gazetecisiniz, ömrünüzü vermişsiniz. Ben sizin gibi gazetecilik yapabilir miyim? Yapamam. Bu da bizim işimiz. Yani mimarlık, işmarlık konusunda kendimizi geliştirmişiz. Geliştirmeye de devam ediyoruz. Bu evet. Konuda Şanlıurfa'da çok önemli projeler imza attık, atmaya da devam ediyoruz. Ben gerçekten sizleri kutluyorum dedim evet. Ya. Sizleri aşağı yukarı yıllardır tanıyorum. Evet. En az bir 15 yılın üzerinde bir tanıdıklığım var. Evet. Şanlıurfa'yı seven, evet. Yatırımlarını Şanlıurfa'ya yapan tabii bir ailesiniz. Ki. Onu özellikle biliyorum. Tabii ki. Bu konuda ben sizleri kutluyorum. Tabii ki. Bir de ben hemen biraz da şeye dönmek istiyorum. Kadir Fındık kardeşinizle beraber yaptığınız evet. Bir hasarlı otomotiv sektörüne evet. Geçmek istiyorum. Evet. Yine otomotiv sektörünü yine Urfa'ya getiren, evet. Bu önü açan sizlersiniz. Gerçek anlamda çoklu dediğimiz, yani bir tane kere değil, sürekli şekilde ihaleden aldığımız birçok aracı şu anda devam eden araçlarımız da var. Hasarlı yapılan araçlarımızı. Muayeneden geçecek şekilde, çok düzenli şekilde, çok kaliteli malzemeler kullanarak bir daha trafiğe çıkarıyoruz. Bu anlamda da insanlar dediğim gibi ortalama bir bütçe ayırmışsa biz o bütçenin %30, %40'ına düşük araba sahibi yapıyoruz. Bu konuda da Kadir abim gerçek anlamda biliyorsunuz, o da sanayide, Evren Sanayide Tüm Binek Araçlar Kooperatif Başkanı kendisi. Bu konuda bilgi birikimiyle gerçek anlamda sanayideki iş yerimize yön veriyor. Bu konuda abim otomotiv sektöründe Urfa'da birçok aracın gerçek anlamda trafiğe çıkmasında rol oynamıştır yani. Yani şöyle program başına söyledim. Otomotiv sektöründe Kadir Fındık. Evet. İnşaat sektöründe, villa sektöründe estetik evet. Açısından Osman Fındık. Evet. Ortada ise evet. Mimarlık Ömer anlamında. Fındık. Evet. İki kolda, iki tarafta aynen öyle. Urfa'ya hizmet ya, yapmaya devam ediyor. Şehrimizi seviyoruz. Bak biraz önce dediğiniz gibi yani biz de başka şehirlere yatırım yapamaz mıyız? Yapabiliriz. Ama biz diyoruz ki otomotiv sektörü olsun, çiftçilik olsun, mimarlık olsun, iç mimarlık olsun, müteahhitlik olsun, villa kısmı olsun. Ortalama her birisinden 15-20 kişiyle çalışsak bizim 200-250 kişiyle bir ortak projemiz oluyor. Onlar evlerine ekmek götürüyor. Bunları paylaşabilmek çok büyük mutluluk. Her şey para da değil. Gerçek anlamda. İstihdama da önem veriyorsunuz. Tabii ki işte bizim amacımız o. İş ortaklarımız var. Ama öyle bakıyorsunuz ki Urfa'da adamın hiçbir işi yok. Arsa alıp satıyor. Bir kişiye faydası yok. Parayı kendisine kazanıyor. Hiçbir adama iş verme yetkisi yok. Ama yani kiminin parası, kiminin duası da tabii ki hani klişe olmasın. Para da tabii ki çok önemli şey. Ama parayla birlikte insanların duasını almak da çok daha önemli. Ki söylediğiniz gibi yani maddi durumunuz diyelim iyi. O evet. Parayla arsa alıp çevirebilirsiniz. İstihdama evet, gerek kalmadan yapabilirsiniz. Ama siz burada öyle. İstihdama yok, çok önem veriyorsunuz. Gerçek anlamda bakın şu anda biz çok büyük risk alıyoruz. Bu devletinde diyorlar ki yapmayın. Yapmayın dedikleri halde biz yeni proje bugün Villa Samir 3. etap 8 tane çok lüks villanın projenin imzasını attık. Gerçek anlamda biz durmak istemiyoruz. Çalışmak istiyoruz. Azimliyiz. Gençlerin önünü açın. Bu anlamda daha fazla büyüklerimiz tamam Urfa'ya şehre yatırım yapıyor. Bu konuda ne kadar olursa olsun Urfa'ya dönecek. Bugün o para Ömer'in cebine hepsine girmeyecek ki. Ömer vergisini verecek. Ömer altyapısını verecek. Ömer'in çocuğu o parayı harcayacak. Osman çocuğu o parayı harcayacak. Ömer'in ailesi başka yatırımlar yapacak. Yine bu para Urfa'da kalacak. Bizim amacımız gerçek anlamda bir birliktelik şehirle beraber uyumlu şekilde çalışıp bu memleketi nasıl kararınca nasıl bu memleketi nasıl yukarıya getirebiliriz? Her birey bizim gibi düşünürse gerçek anlamda çok ilerleriz. Bugün bizim yaşımız genç yani. Bugün ben 37-38 yaşındayım. Ama 12 yıldır bir fiil siz de biliyorsunuz çalışıyorum. Emek veriyorum. Samimiyetimle söylüyorum. Yani klişe olmasın. Çok lüks şekilde değil ama bugün çalışmasam da Allah kaza bela vermese ömrüm boyunca bize yetecek paramız var. Haddimizi bildiğimiz sürece. Ama biz diyoruz ki hafiften risk alarak da şehrimizde kaliteli
projeler getirebilmek, çoğu insana istihdam sağlayabilmek, bu konumuzu biz, bu konuda biz kendimizi geliştirebilmek ve bizden sonraki nesillere örnek olabilmek. Tek amacımız bu. Yoksa başka bir amacımız yok yani. Bakın ülkemizin sınırlarında bakıyorsunuz savaşlar sürmekte. Bu savaşların çıkmasından dolayı biz de bir Müslüman ülkesi olarak, biz de Müslüman birey olarak çok üzgünüz. Böyle bir kaos ortamında bile biz yatırımı yapıyoruz. Bu ciddi bir risk, gerçek anlamda risk. Ama biz bu riski bir genç olarak üzerimize alıyorsak, lütfen büyüklerimiz de... Memleketi sevdiğin için bu riski alıyorsunuz. Memleketi olay sevdiğin bu. İçin tabii ki. Yoksa yanlış anlamayın. Ali Bey, siz biliyorsunuz, öyle insanlar tanıyorum, yaz geldi mi gidip 3 ay 4 ay boyunca yazlıkta adam parasını gidip batıda harcıyor. Burada kazandığını orada harcıyor. Kışın geliyor yine burada. Ama bu değil. Kadir Fındık, vatandaş Osman değil. Fındık, Ömer Fındık bu evet. Yazda bile Şanlıurfa için hizmet veriyorum, bakın, iş yapıyor. Samimiyetle söylüyorum. Artık Ağustos ayını geçirdik, daha tatile çıkmadım. Çıkmak istiyorum. Zaman alamıyor. Çıksam bile bir hafta cüzi şekilde yine işimize devam edeceğiz. Yani ben de normal şekilde standarta binip hiç yatırım yapmayıp belirli köşelerde paramı bir yatırıma yatırıp ben de 3 ay 4 ay çok rahat tatil yapabilirim. Ama biz kolay olanı seçmiyoruz. Zor olanı seçiyoruz. Ama bu zor olanda da bir memleketin sevdalısı olarak, bir birey olarak biz diyoruz ki bizden sonraki nesiller bizleri örnek alıp bu şehrin ilerlemesinde rol alsınlar. Evet, tek amacımız bu. Allah size güç kuvvet versin. Öyle teşekkür diyelim. Peki Ömer Bey, konu otomotiv sektörü açılmışken evet. Hasarlı araç aldığınız zaman onun satışa gelene kadar ki serüveni nasıl? Yanılmıyorsam sizin kendi zaten elemanlarınız ve iş aynen yeriniz var. Tabii ki. Hasarlı araç aldınız. Evet. Onların işleyiş süreci nasıl oluyor? Şimdi başta tabi Allah göstermesin, kaza yapan arkadaş sigortayla bir mutabakat süreci var. Sigorta o aracı aldıktan sonra biz arayla aracı sigortadan alıp Türkiye'nin belirli şehirlerinden aracı alıp nakliyesinde yükletip Ufa'ya getiriyoruz. Aracın ortalama bir bilirkişimiz var burada, eksperimiz var. Araç ilk başta geldikten sonra trafiğe ne şekilde çıkabilecekken bir liste çıkarıyor. Aracın ne eksikleri var. Bu konuda eksikleri giderdikten sonra parçalar sipariş ediliyor orijinal şekilde. Kaportacılarımız, tamircilerimiz bunu çok özenli şekilde tamir edip trafiğe çıkarıyor. Düzenimiz bu şekilde gidiyor. İlk başta bilirkişi çıkarıyor, parça listesini çıkarıyor. Ondan aldıktan sonra tabii. Evet, aldıktan sonra. Araba geliyor buraya mesela. Araç İstanbul'da. İstanbul geliyor, canlı görüyoruz. Onun bir eksper olarak listesini çıkarıyor. Ne eksiği var? Onu güzelce onarıp, temizce, çok bakımlı şekilde trafiğe hiç kaza olmamış gibi bütün bakımlarını yapıp trafiğe sunuyoruz. Peki bu aracı sigortadan alıyorsunuz. Evet. Aldığınız araçlardan evet. Mutlaka zarar ettiğiniz de olmuştur. Tabii ki. Çünkü diyorsunuz ki bu aracın maliyeti bana 1 TL. Tabii ki. Ama belki 50 kuruş düşüyor. Ali Bey, ticarette orada da zarar ettiğiniz risk aldığınız oldu değil mi? Tabii ki, arabada da zarar ediyoruz. İnşaatta da zarar olduğumuz yok. Zaten helal ticaret dediğimiz şey bu. Hepsinden biz para kazanamayız ki. Her ticaretçi gibi. Siz de şimdi mesela gazeteci olarak yaptığınız işlerde hepsine kar ediyor musunuz? Genel olarak vatandaşlarımız ne şekilde şey yapıyorsa biz de zarar ettiğimiz arabalarda oluyor, çiftçilikte de oluyor, inşaat kısmında da zarar ettiğimiz zamanlar oluyor tabii ki. Evet, ama burada en güzel olan nokta gerek otomotiv sektöründe, gerek evet. inşaatta, gerek evet. iç mimarlıkta evet. istihdama büyük önem vermez. Çok insanı çalıştırıp tabii. Bu insanların evlerine ekmek götürmeleri. Zaten bizim amacımız bir aile ortamı yaratabilmek. Samimiyetle söylüyorum. Televizyonda program başında olduğum için değil. Ben yanımda beraber, iş beraber, ortaklık yaptığımız arkadaşlara beraber diyorum ki biz bir aile ortamındayız. Bugün işçiyle beraber bugün varız, belki bir yıl sonra çalışmayacağız. Bizim amacımız iş zamanda değil. İş olduktan sonra da, iş bittikten sonra da bir aile ortamı şeklinde onlarla ileriki zamanlarda dost olarak, arkadaş olarak zaman geçirebilmek. Yani bizde yanımızda işçi yok. Kardeş var, arkadaş var, dost var. Bir iş ortaklığımız var. O şekilde çalışıyoruz yani. Evet. Peki Ömer Bey, tekrar biraz müteahhitliğe döneceğim, villa olayına evet. döneceğim de. Şu anda 3 tane projeniz var. Evet. Bu projeler villa olarak mı devam edecek? İleriki günlerde, aylarda çok katlı binalara dönme ihtimali var mı? Olabilir Ali Bey. Şimdi biz yine diyorum, mimarız. Müteahhitlik yapıyoruz. Şehrin ne eksik bölgede ne eksiği varsa biz de kendi bütçemize göre şehre ne şekilde katkı sağlayabilirsek
o konuda ileride de konut projemiz olabilir. Ama şu anda hali hazırda depremden sonra bir villa kültürü olmadığı için biz bunu riske ederek denemek istedik. Şu anda çok olumlu talepler alıyoruz. Dediğim gibi örnek daireyi de bir ileriki zamanlarda örnek dairemiz tam bittikten sonra yine programda hem örnek dairemizi gösterip hem de bu konuda size, siz değerli seyircilerimize güzel bir sunum yaparaktan villanın önemini ve villa kültürünü detaylı şekilde anlatırız. Evet, peki villa projenizde evet. Bunlar devam edecek ama villa içerisinde lüks dediğimizde havuzlar falan var mı? Tabii ki ısıtmalı havuz bile var. Normal havuz Isıtmalı. Değil. Siz kışın havuza girebilirsiniz. Ateş çukurumuz var. Siz hemen havuzdan çıktıktan sonra ateş çukurunda havuzu izleyebilirsiniz. Oturduğunuz yerde Ali Bey, oturduğunuz yerden havuzun iç kısmını bile görebiliyorsunuz. Lütfen örnek villamızı gerçek anlamda görmenizi tavsiye ediyorum. İlla almak zorunda değiller. Meraklı insanlar da gelip örnek dairemizi, villamızı gezebilir. Bu konuda her detayına mesela akıllı sistem, 200 küsür tane akıllı sistemde noktamız var. 200 ayrı tane sistem dediğimiz. Mesela siz Ali Bey eve geldiniz. Evde bir senaryo yazdınız. Saat 6'da çimlerim sulanacak. 7'de panjurlarım kapanacak. 8'de fırın ocağım sönecek. 9'da yatak odam ışıkları sönecek. Bir senaryo hepsi hazırlıyorsunuz. Mevcut. Bu akıllı sistem hepsi mevcut. Çok yani gerçek anlamda bir de temel yapımız çift yalıtımlı, gerçek anlamda perde betonlu, çift perde betonlu, radya temel üzerine kurulmuş, iki katlı olmasına rağmen radya temel üzerine kurulmuş. Yani bu anlamda hem mimari olarak hem iş mimari olarak çok üst düzey, mesleki olarak da çok üst düzey villa bir projemiz güvenilir. İnanılmaz. Yani şimdi yani anlatalım. Yani herkes şimdi herkes malını savunur Ali Bey. Ama bizim birçok nedenimiz var. Sayabileceğiz. Yani bizim farkımız var. Farkımızı, örnek villamızı gelip geldiğinizde göreceksiniz. Evet. Peki müteahhitlik olayında evet. Ömer Bey, genelde bu kendi yaptığınız işler ama evet. Benim arsam var. Evet. Ben bunu kar karşılığı vermek istiyorum. Evet. Bu işlere giriyor musunuz? Tabii ki. O konuda da giriyoruz. Gerçek anlamda hem arsa sahibini zarar ettirmeye şekilde, hem bizi zarar ettirmeyecek şekilde, hem de çevre düzenini bozmayacak şekilde olan projelerimiz olduğunda bunlara ışık, yeşil ışık yakıyoruz. Önemli olan bu üç detay. Üç detay olduktan sonra, kafamıza yattıktan sonra, şehre istihdam sağladıktan sonra niye olmasın ki? Yani villa projeniz haricinde buradan siz bizi izleyen arsa sahipleri de olabilir. Tabii diyorsunuz ki, ki arsanız varsa Ömer Fındık, Osman Fındık olarak bunları değerlendirebiliriz. Yani Ali Bey biz bu işin duayeniyiz. Evet. Sorabilirsiniz. Referansımız kaliteli yapıların ismi diyorsun buradayız. Aynen öyle. Yani bizim ismimize gerek yok. Gelip referansımızı her türlü gösterebiliriz. Biz bu memleketin çocuğuyuz. Biz bu memleketten bir yere gidemeyiz. Biz bu işin mutfağında büyümüşüz. Gerçek anlamda kendimizi çok geliştirmişiz. Ben mimarlık okurken isim vermeyeyim. İstanbul'da çok büyük bir firmada kendimi geliştirdim. Yanımızda 5000 kişi istihdam sağlıyordum. Ben her katta 8 daire, ortalama 40 kat, yani 320 dairelik dairede şantiye şefliği yapmışım. Burada ben 20 tane daire, 30 tane daire yapmışım. Gerçek anlamda bu benim için o İstanbul'daki projeye göre çok daha kapsamlı değil yani. Bizim amacımız ilerleyen zamanlarda bütçemizi ortak havuzla projelendirip İstanbul gibi çok büyük projeler imza atmak. Evet. Özellikle Ömer Bey yani şöyle diyebilir miyiz? Ömer Fındık. Evet. Şimdi bir ev almaya gittiğin zaman evet. Önce bir dış cepheye bakıyorsun. Evet. Ama diyelim içerisinde fazla evet. Veyahut da içerisi evet. Çok lüks, kadın orayı beğeniyor ama evet. Dış cephe normal diyelim. Evet. Ama burada dış cephede Ömer Fındık, evet. İç düzeninde Osman Fındık tabii ki. Eşittir tabii bir ki. Numara. Aynen öyle. Bununla da bitmiyor. Yani insanlarımız geliyor, daireyi görüyor Ali Bey, mesela pencereyi görüyor, kapıyı görüyor ya da başka bir şey. Biz işin mutfak kısmındayız. Bugün depremde çok büyük zararlar oldu. Ve sağlam yani, temeller tabii ki. Üzerine yani biz kuruyorsunuz. Betonun mukavemetine çok önem gösteriyoruz. Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan bunun denetimleri var. Tahlilini yapıyoruz. Demirde, etriye bağlantılarında bunların çok sağlam denetimlerini yapıyoruz. Bunlar çok önemli. Bakın kapıyı yine değiştirebilirsiniz. Duvar kağıdını değiştirebilirsiniz. Mutfak dolabını değiştirebilirsiniz.
Ama siz ilk malzemeyi, iskeleti değiştiremezsiniz. İnsanlar bunu görmüyor ki Ali Bey. Siz şu anda bu duvarın arkasında hangi demir kullanılmış, hangi beton kullanılmış bunu göremezsiniz ki. Ama biz diyoruz ki biz bu işin duayeni olarak biz bunlara dikkat ediyoruz. Sizin yerinize dikkat ediyoruz yani. Yaptığımız projelerde de bakın iki blok inşaatı bitirdim. Size yemin ediyorum depremin akşamı 30 kişilik site yönetimi beni aradı hoparlörde. Teşekkür etti. Allah razı olsun dedi. Bu beni çok mutlu etti. Bir şey istemiyorum. En ufak bir zarar yok. Hasarsız çıktı. Bize teşekkür etti. Yani bu paradan çok da önemli. Yani İnsanların en büyük mutluluk budur aslında. Tabii ki bu. Açık yürekliyle söylüyorum. Bakın araştırabilirsiniz. Yemin ederim aradı site yönetiminden arkadaşlar. Bizden Allah razı olsun dediler. Bu bize yeter yani. Evet. Peki Ömer Bey, mimar ve iş mimarlık haricinde bir inşaatta inşaat mühendisliği de önemli. Tabii ki. Statik projeler önemli. Tabii ki. Burada şu anda sizden beraber yok. Ailenizde var mı? Yoksa bu işin uzmanı da oldunuz mu? Bu işin de uzmanı olduk sayılır. Nasıl olduk? Bu konuda hani mimar, iş mimar, inşaat mühendisi hemen hemen her projede ortak fikir olduğumuz için yani mimar projeyi çiziyor ya, inşaat mühendisi de statiğini hazırlıyor ya, zaten biz burada ortada bir yemek oluyor ya, o yemekte hepimizin katkısı var zaten. Bu konuda mimarla inşaat mühendisi zaten kardeş gibi. Birbirinden fikir alıyor. O konuda da sürekli projelerle baka tabii bir inşaat mühendisi kadar bilgimiz yok. Onu diyemeyiz. Onlar bu işin okulunu okumuş. Yani şöyle sormak istiyorum. Şimdi burada bir arsam var. Evet. Ben buraya iki katlı, üç katlı ya beş katlı bir inşaat yapacağım. Evet. Tabii ki mecburen inşaat mühendisinin tabii imzası gerekiyor tabii ama bir Ömer Fındık, evet, o inşaata ne kadar demir, ne kadar çimento, ne gideceğini biliyorum artık. Uzmanlaştım bu olayda. Biliyor ama inşaat mühendisinden yardım alıyor yine de. Çünkü inşaat mühendisinden bilmem önemli değil. Ali Bey özür dilerim. Bugün bir sağlıkçı, bir hemşire belki serum takmayı biliyor değil mi? Evet. Ya da hastane olduğunu biliyor. Neyden? Doktoru çağırıyor. Evet. Bu bizim işimiz değil. Tabii ki biliyoruz. Ama bu işin okulunu okumuş inşaat mühendisi arkadaşlarımızdan onların bilgisi dahilinde zaten onlar imza etkisi olmadan, onlar proje çizmeden bizim fikir yürütmemiz bir hiçbir şey ide etmiyor. Sadece biz gerekli olan bölgelerde yaptığımız inşaatlarda çok daha sıkı denetim yapıyoruz ve inşaat mühendislerinin maksimum bu konuda elinden gelenlerin fazlasını yapmak istiyoruz. Evet. Yani güvenli bir yapı için tabii ki bir mimar, tabii ki bir inşaat mühendisi, tabii ki bir iş mimar. Estetik olarak bunlar mimar birleştiği zaman zaten bizi denetleyen yapı denetim kurslarımız var. Evet. Zaten depremden sonra Türkiye'nin her bölgesinde çok ciddi şekilde denetleniyoruz. Denetlenmek çok güzel bir şey. Gerçek anlamda bu konuda da Çevre Şehircilik Bakanlığı'nı tebrik ediyorum. Evet. Ömer Bey programımızın sonuna doğru yaklaştık. Evet. Son olarak sevgili Şanlıurfa halkına ve Güneydoğu Televizyon izleyenlerine neler söylemek istersiniz? Bugün mimarlık müteahhitlik anlamında elimizden geldiğince fikirlerimizi beyan ettik. Eksiklerimiz var mıdır? Mutlaka vardır. Bizim amacımız maksimum şekilde şehrimize mimar olarak, müteahhit olarak, iş mimar olarak verim verebilmek. Bu konuda kusurumuz olursa affola. Otomotiv sektöründe de çiftçilik kısmında da hali hazırda yatırımlarımız devam ediyor. O konuda da kendi yatırımlarımızı biraz konuştuk. Bizi bu akşama kadar, bu saate kadar evlerinden misafir eden bütün değerli izleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. İnşallah sonraki programda da örnek villamızı bitirdikten sonra burada detaylı şekilde biz villamıza bir sunum yapıp siz değerli vatandaşlarımıza bunları göstermek istiyoruz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Dilinize sağlık. Evet. İnşallah dediğiniz gibi villa projenizde örnek bittiği zaman yine burada sizi konuk ederiz. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Evet sevgili izleyenler, Ali Kılıç'la Güne programı sonuna geldik. Bu akşamki konuğum mimarlıkta, villa yatırımında Şanlıurfa'da ses getiren Sayın Ömer Fındık'tı. Aynı zamanda Şanlıurfa'ya bir marka olmuş bir insan. İç mimarımız Sayın Osman Fındık. Otomotiv sektöründe de yine kendini marka ettiren Kadir Fındık kardeşlerin projelerini gündeme getirdik. Bizleri izlediğiniz için iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Görüşmek üzere.